Merhaba sevgili öğrenciler. Şimdi size R'dan örnek soruların ikinci kısmına geçtim. Sekizinci örnekteyim. Kenar uzunlukları 40 kök 2, 40 kök 3 olan dikdörtgen şeklindeki eş dikdörtgenlere ayrılmış. Bu parçalar bazı boyanarak şekildeki hayat eve sağ kelimesi oluşturulmuştur. Ben önceden hazırladım. Şu hayat yazan boyalı kısımda 51 tane kırmızı yer boyanmış. Eve yazan yeşil kısım 31 tane yeri boyanmış. Ve mavi kısımda da 53 tane yer boyanmış. Bu dikey kısım 40 kök 2 diyor. Her bir kısım arkadaşlar, sevgili öğrenciler 2 kök 2'ye denk gelir. Şurası ise 40 kök 3 demiş. Burada 40 tane kutucuk var. Her bir kısım da kök 3'e eşit olacak. 2 kök 2 ile kök 3'ü çarptığımızda yani şurası bakın şurada bir tane numune yaptım. 2 kök 6'ya eşit. Sorunun devamında diyor ki boyama işlemi kullanılan ve bir tanesi en fazla 6 kök 2 metrekarelik alanı boyayabilecek boya tüpleri var. Ve bu tüplerin tane adedi de vermiş. Kırmızılar için 6 lira, maviler için 10 lira, yeşiller için de 8 lira harcanacak. Buna göre boyama işlemi için boya tüplerinden en az kaç lira para ödenmiştir diyor. Şimdi bu kırmızılardan 51 tane boyanacaksa ve her bir kırmızının 2 kök 6'lık bir yer kaplıyorsa ne yapacak bunları çarptığımızda? 102 kök 6. 31 ile de 2 kök 6'yı çarpacağız. 62 kök 6. 53 ile de 2 kök 6'yı çarptığımızda ne yapacak? 156 kök 6. Şimdi bir kırmızı tüp ya da mavi tüp, yeşil tüp en fazla 6 kök 6 metrekarelik bir alanı boyuyorsa yapmamız gereken şey şu. 102 kök 6'yı 6 kök 6'ya böldüğümüzde en az kaç tüp kırmızı kullanırız ona bakalım. 102'yi 6'ya böldüğümüzde yaklaşık 17 tüp, 16 tüp olsa 96, 17 tüp kullanırız. Tamam mı arkadaşlar? Yani şöyle bir deneyelim. 102'yi bir 6'ya bölelim. İşimizi bir garanti altına alalım. 42. Tam gibi. Evet. 17. Sonra 62'yi 6 kök 6'ya bölelim. Bakalım kaç tüp kullanmamız lazım. 62 kök 6 olması için. 62'yi şöyle 6'ya bölelim. Nasılsa kök 6'lar birbirini sadeleştirecek. 1 kere 6, 6. Evet, buraya bir 0, bir virgül. Yaklaşık arkadaşlar 10,3. Şimdi bu küsurat da bizim için önemli. O zaman mavilerden arkadaşlar ne yapmamız lazım? 11 tane kullanmamız gerekiyor. Yani fazla olsun, az olmasın. Yetmesi lazım çünkü. Son olarak da 106 kök 6'yı ya da 106'yı şöyle 6'ya bölelim. Bir defa 46'da 7 defa yaparsak az gelir. 8 defa 6 kere 8 48. Yani 7 defa yazacağım ama yani 17 tüp yetmeyecek. 17,7 gibi. O zaman 18 tüp de buradan gelecek. Peki buna göre harcayacağımız maddi durum ne olacak? 17 ile 6'yı çarptık 102. 11 ile 10'u çarptık 110. 18 ile de 8'i çarpacağız. 'Mavi için 18'di. Hemen şunların yerlerini değiştirelim. Yerlerde bir yanlışlık yapmayalım. Sonra maddi olarak şey olur, sıkıntı olur. Maviden 18 tane olacak. O yüzden şuraya 18 yazıyorum. Yeşilden 62'yi böldüğümüzde 11 tane oluyor. Ve kırmızıdan ise 102'yi bölmüştük. 102'yi böldüğümüzde ne çıkmıştı? 17 tane çıkmıştı, değil mi? Burası 102 lira, burası 180 lira, burası da 88 lira. Bunların toplamını soruyor. Gerçekten çok uzun bir soru. Bunların hepsini topladığımızda şöyle alt alta toplayalım. 102, 180 ve 88. 0 elde var 1, 8, 8, 16, 17 elde var 1. 370 lira cevap D seçeneği. Yani bu soru sınavda geldiğinde şimdi ben hazır olarak buraya şunları yazdım ama 51 tane var, 31 tane var, 53 tane var. Bunu böyle tek tek saymak zorundasınız.
Yani bu soruyu hazırlarken ne düşündüler bilmiyorum açıkçası. Çok ciddi size zaman kaybettirecek bir örnek bu. Dokuzuncu örneğe bakalım. Kare şeklinde bir arsa yapılacak olan binanın görseli verilmiştir. Bina karesel bir alana yapılacaktır diyor. Şu mavi yerin tamamı. Bina için ayrılan kısmın alanı x kare artı 6x artı 9. Ne demektir biliyor musunuz? X artı 3'ün parantez karesi. Ama bu bizim için o kadar önemli değil. Bahçe için ayrılan kısım ise yani şurası ise 3x kare artı 14x artı 16 demiş. Şu kırmızı yerin alanı da x kare artı 6x artı 9 demiş. Bunları alt alta toplarsak 4x kare artı 20x artı 25 yapar. Bu da 2x artı 5'in parantez karesidir. Bu demektir ki bu arsanın bir kenar uzunluğu x artı 5, diğer kenar uzunluğu 2x artı 5. Yani 2x artı 5'in parantez karesi. Bu bir kare olduğu için cevabımız C seçeneği. Bu verilen örnekte yapılacak şey şu. En dıştaki dairenin yarı çapına 2x demiş. İçerideki kısmına ise x eksi 3 demiş. Büyük dairenin alanı pi çarpı 2x'in karesi eksi içerideki dairenin alanı ise pi çarpı x eksi 3'ün parantez karesi. Bunların arasındaki fark bizden istenilen bölgeyi verir. Yani şurayı kısaca şuradaki kısmı verir. Bakalım şimdi. 2x'in karesi ne yapar? 4x kare. Pi yerine de 3 aldığımızda 12x kare yapar. 12x kareden 3 çarpı x eksi 3'ün parantez karesi. Yani x kare eksi 6x artı 9. 3'ü de içeri dağıtalım sevgili gençler. 12x kare eksi 3x kare eksi 18x eksi 27. Şurası artı 27 olacak. Eksi içeri dağıttığımızda 12x kare eksi 3x kare artı 18x eksi 27 yapar. 12x kareden 3x kareyi çıkardığımızda 9x kare artı 18x eksi 27. Cevap D seçeneği. 11. örnek. LGS 8. sınıf öğrencilerinin girdikleri bir sınavdır. 2019 yılında sınava yaklaşık 1,1 milyon öğrenci girmiştir. Bunun %15'i tercihleri doğrultusunda istedikleri liselere yerleşmiştir. Yerleşen öğrenci sayısının bilimsel gösterimini soruyor. Yapmamız gereken şey, önce bunu bir virgülden kaydırayım. Şöyle yapayım, daha rahat olsun. 11 çarpı 10 üzeri 5. Bunun %15'ini bulacağım. 15 bölü 100. 100 10'un karesidir. Şurada ufak bir sadeleştirme yaptığımızda, onun 5. kuvvetiyle sadeleştirdiğimizde 10 üzeri 3 yapar. 11 ile 15'in çarpımı da 165'tir. Bilimsel halini soruyor. O zaman virgülü 2 basamak sola kaydıracağım. 1,65 olacak. Yukarısı ne olur? Onun kuvveti 2 basamak artacak. 10 üzeri 5 yapacak. Bu da C seçeneğinde. 12. örneğimiz. Sıvı ortamında mikroorganizmaların üremesiyle ilgili bilgiler verilmiştir diyor sevgili gençler. Uygun koşullar içeren sıvı ortamlarda katı besin yerlerinde daha çok ürerler. Üremenin hızı mikrop türüne özgü genetik karakter olmakla birlikte besin yerinin birleşim ve çevresel koşullarda yakından ilişkilidir diyor. Bu konuda çok, yani burada yazdığıyla şuradaki soru arasında yani var bir ilişki var da o kadar da kafanıza takmayın diyor. 20. dakikada bir tane var. 21. dakikada iki tane var. 22. dakikada dört tane var. Dikkat ettiyseniz 1, 2, 4, 8, 16, 32. 2'nin kuvvetleri 30. dakikada bu ortamda ne kadar bakteri olur diyor. 20. dakikada 1 demek 2 üzeri 0. 21. dakikada 2 üzeri 1. 22. dakikada 2'nin karesi. Şöyle bir çizgi çekelim. 23. dakikada 2'nin küpü. 24. dakikada 2'nin dördüncü kuvveti. Bu böyle gidiyor. 30. dakikayı soruyor. 30. dakikada ne kadardır diyor. 2'nin kaçıncı kuvveti olur? Burada şıklar hep 2'nin kuvvetleri şeklinde. Şunu yapın. 20'den 30'a kadar kaç tane sayı var? Bakın. 20'den 30'a kadar kaç tane sayı var? Son sayıdan ilk sayıyı çıkarıp 1 eklediğinizde adet sayısını bulursunuz. 20, 21, 22, 23, 24 böyle böyle bula 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 gidiyor.
11 tane sayı var. 11 tane adım var. Şimdi bu adımlar da 2'nin kuvvetleri olarak gidiyor. 2'nin sıfırıncı kuvveti, birinci kuvveti, ikinci kuvveti. Şimdi 11 tane ekleyeceksiniz. Sıfıra 11 eklediğinizde ne olur? Sıfıra 11 eklenince 11 olur değil mi? Yani 11 adım gidiyor. Şimdi burada sıfır var, bir var, iki var. O zaman birinci adım sıfır, ikinci adım bir, üçüncü adım iki ise 11. adım ne olacak? 2'nin 10. kuvveti olacak değil mi? Buna dikkat edin bakın. Cevap Ceyhan değil. Sıfır var, bir var. Şöyle yazayım bakın. Şu yukarı yazayım. Sıfır, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Buraya 11 tane sayı yazacağım. Çünkü 20, 21, 22, ta ki 30'a kadar burada 11 tane sayı varsa karşısında da 11 tane üslü ifade olması lazım. E sıfırla başlıyorsa 10 da bitecek. Cevap bunun B seçeneği. Bilimsel gösterim sorusu sormuşlar. Ellerimizi en az 30 saniye boyunca yıkamamızı önermektir bilim adamları. Ellerimizi yıkadığımız süre içerisinde kişi başına 5 litre ve günde 8 defa kullanıyorsunuz. O zaman 8'e 5'i çarpacaksınız. 40 litre günlük harcar bir kişi. Buna göre bir kişinin bir yılda elini yıkamak için kullandığı su miktar litre cinsinden soruyor. Bir yılda 365 lira. 365 ile 40'ın çarpımı bilimsel gösterimi soruyor kısaca. Şu sıfırı dikkate almayın. 365'i 4 ile çarpın. 365'i 4 ile çarptığınızda 4 kere 5, 20. Şu sıfırı en sağ tarafa ekleyin. 6 kere 4, 24. 2 daha 26. Evde var 2. 4 kere 3, 12. 14. 1460'da yazalım. Bunu bilimsel halini soruyor. Virgülü 4 basamak sola kaydırın. 4 basamak sola kaydığınızda 1.46 çarpı 10 üzeri 4 B seçeneği. Evet, Arda'nın soruları biraz daha kolay. 8. soru hariç. Gerçekten 8. soru başlı başına felaket bir soruydu. İnşallah size öyle bir soru sormazlar. Çünkü çok fazla işlem istiyor. Zaman kaybı. Karşınıza görselde bir oda verilmiş sevgili gençler. Bu oda ile ilgili şöyle bilgiler veriliyor. Ferda Hanım var. Odasına halı alacak ama halının özelliği bu koltukların altına girmesini istemiyor. Yani öyle bir niyeti varmış. O zaman küçük bir halı alacak. Yapılacak iş şu. Bu odanın bu kısa kenarı kök 363 demiş ya. Bu 11 köküçtür. Bu koltuğun bir kenarı kök 48 demiş. Burası 4 köküç. Şu aşağısı da kök 20, 27 dediği için 3 köküç. O zaman bu halı ne olmalı? 4 köküçle 3 köküçü toplayacaksın. 7 köküç olacak. 11 köküçten de çıkaracaksın ki bu halının alabileceği uzunluğu bul. 11 köküçten 7 köküçü de çıkardığında cevap ne olacak? 4 köküç. Yani halımız 4 köküçten küçük bir değer olmak zorunda. 4 köküçten küçük değerlere bakalım. Kök 75, 5 köküç. Bu olmaz. 147, 49 çarpı 3. O da 7 köküç olur. Bu da halı koltuğun altına gider. 108, 6 köküç. Ama şu köküç sayısı başlı başına çok güzel bir sayı. 4 köküçten küçük bir sayı. Cevap A seçeneği. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Arda'nın soruları da bitti. Bir ya da iki tane vardı zamandan dolayı. Yani çok sorular zor değil. Sadece size zaman kaybettirecek bir örnekti. Bunun haricinde soruları orta veya ortanın altı diyebilirim yani. LGS sınavını ben buradan daha zor bekliyorum. LGS sınavı değil. LGS. LGS sınavı yanlış bir ifade olur. Buna alışmamak lazım. Özür dilerim. Sınavı daha zor bekliyorum matematik sorularını. Çünkü bunun böyle bir şey olduğunda, böyle sorular geldiğinde size söyleyeyim. Çoğu insan full'e yakın çıkarır. Siz ne düşünüyorsunuz? Siz de yorumlarda yazın artık. Daha mı zor olur, daha mı kolay olur? Sizin de fikirlerinizi almak isterim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Hata yaptıysam affola, kusura bakmayın. Hepinize iyi dersler diliyorum.